Ee, geçen seneki. Oh, Vay evet. be. Peki bir e, popüler müzik orkestrasından farkı nedir? Ee, tabii senfonik orkestrada senfonik e, enstrümanlara göre yazılan partisyonlar var. Yani Hı. bir şef ya da o, 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 o parçayı Senfoni orkestrası için aranje eden şef Hı. yaylılara, e, nefeslilere, vurmalılara göre Hı. biliyorsun orada kaç parça varsa, violon göre işte şeye göre e, arkada timpani varsa timpaniye göre herkese göre bir partisyon yazılıyor. Dolayısıyla yaptığın aranjenin işi, rengi değişiyor. Hı. Başka bir hal alıyor. Hı. Tabii benim Batı orkestram da orada oluyor. Beş kişilik orkestra altyapı onlar çalıyorlar. Hmm. Üstüne de işte yaylılar, keman grupları, işte tahta nefesliler, metal hmm. nefesliler, e, hmm. piyano. Biraz önce Yıldırım Gürses'ten söz ettin. Yıldırım Gürses şarkılarını tekrar yorumlayanlar var mı? Var tabii olmaz mı? B böyle bir hani nasıl e, Ahmet Kaya tribüt yapılıyor ben ondan sonra. Ben yaptım bir tek. Ee, Yıldırım Gürses şarkılarını ben yaptım. Evet, dedi. evet. Yani Çok... arşiv olarak e, tutabileceğiniz CD hmm. olayı, hmm. yani CD hmm. olarak ben yaptım ama herkes Yıldırım Gürses'ten bir tane iki tane şarkı söylemiştir elbet. Hmm. Ama senin yapman ne güzel. Bir de yeteri kadar değer verilmedi bence Yıldırım Gürses'e kaybından sonra. Yani evet erken kayıp bence Yıldırım evet, Gürses. erken kayıp bence. De. Türk müziğini akıllıca hmm. besteleyip. Yani akıllıca derken şöyle aslında çok basit bir formül sonradan anladığımız kadarıyla ama... E, ...Türk müziğindeki ara sesleri çok fazla kullanmadığı bestelerde çok seslilik yapılabiliyor. Birinci, ya. üçüncü, beşinci sesler hmm. konabiliyor. Dolayısıyla da o zaman çok sesli Türk müziği haline gelebiliyor. E, çünkü e, makamsal müzikte çok seslilik kolay olmuyor, yapılamıyor. Hmm. Peki. E, oyunculukta diyorsunuz sinema tercihim ama müziğin yeri bambaşka. Hiçbir şeye değişmeyeceğim bir durum. Şarkı söylerken başka biri oluyorum. Hala öyle. Hala öyle. Evet. Yani ama mesela kendimi bulduğum ve kendimi yorgun hissettiğim zamanlarda da kendimi oyunculuğa veriyorum. Mesela son birkaç senedir sadece tiyatro yaptım. Daha hmm. Ağırlıklı olarak tiyatro yaptım. Yani hmm. oyun atölyesinde hmm. yaklaşık 250 oyun oynadık. Hmm. Ondan sonra geçen sene... Hangi oyun bu 250 Testosteron. oyun? Testosteron. Ah, Ondan güzel. sonra arkasından e, Aziz Namey'i biliyorsun iki senedir evet. oynadık. Bu sene mecburiyetten e, de arkadaşlarımdan ayrılmak zorunda kaldım çünkü çok yoğun bir sene geçiyor hmm. benim için hmm. hem müzik hem e, hmm. güldür güldür hmm. çok zaman alıyor. Dolayısıyla hmm. onlara istedikleri zamanı ayıramayacağım korkusuyla hmm. Azizname'yi Namey'i 110 hmm. oyundan sonra hmm. e, bırakmak zorunda kaldım. Ne diyorsun ee, sahne performansların hem sahne e, sanatları yani tiyatro ve ee, aynı zamanda e, müziğin yükselişine, sinemanın biraz inişi, müziğin yükselişi. Şimdi e, tiyatro o, tiyatronun Hı. müziği de biraz e, zorlamaya başlaması. Hı. Ne düşünüyorsun Hı. bu konuda? Yani tabii bir ahkam kesemem ama e, kötü sinema filmi çekerseniz kötü seyirci de e, küser bir müddet sonra. Çekilen e, iyi film sayısı çok değil gördüğüm kadarıyla. E, ama tiyatroda inanılmaz bir yükseliş var e, e, çok tiyatrocu arkadaşımız tiyatrolar kuruyor Hatta kumpanyalar kuruyor evet. e, oyunlar oynanıyor dizi oyuncuları tiyatroya doğru geçiyorlar. E, şöyle ki dizi oyuncuların Aslında tiyatro oyuncuları olanlar hmm. daha çok geçiyor hmm. ve de dizilerin şöyle bir faydası oldu Bence yakından orada hayran olduğu oyuncu görmek adına tiyatroya gelen bir ve sonra tiyatro izleyicisi olan ya bir kitle oluştu ki bu hmm. bence dizinin gücü dizi filmlerin gücü hmm. ve a, olumlu etkisi hmm. e, diye düşünüyorum ama e, dediğim gibi iyi iş yerini buluyor. E, benim üzüldüğüm bir şey daha var. E, tabii sana mı düşer diyeceksiniz ama e, sektör mi? hepimizin sektörü olduğu için hmm. bir de ben e, sonrasında çok gerçekten hayattan hayattan kayarak giden insanlar gördüğüm için Hiçbir özelliği olmadığı zaman sadece kendini oynadığı için başarılı adledilen, adledilen o dizi oyuncuları yani hmm. oyunculuğu olmadığı ama sadece kendini oynadığı için hmm. o rolle bütünleşen fakat sonrasında hiçbir şey yapamayan bu dizi furyaları bittiği zaman tiyatroda yapamayacak olan hmm. çünkü oyunculuğa kanalize olmayan hmm. bazı e, meslektaşlarım şu andaki hmm. e, çok zor anlar yaşayacaklar ve Türkiye'ye de çok Acı anlar yaşatacaklar diye hmm. korkuyorum. Hmm. Ee, bunun olmaması için de bu mesleğe gönül veren herkesin biraz kafayı kırması gerektiğini düşünüyorum. Yani oyunculukla biraz kafayı kırması Şimdi, gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, biz de e, harem kabare oyunumuzla bir de burada yine bu kabarenin içinde işte eğlenceli cinayetler kumpanyası e, oyunlarıyla bir yerlere gidiyoruz. Şu anda harem kabareyi dolaştırıyoruz her yerde. Hem e, yurt içinde hem yurt dışında. E, Almanya'da, İngiltere'de. Ee, şeye de gideceğiz, ee, Avustralya'ya da gideceğiz ee, ve sıklıkla dolaşıyoruz. Örnekse işte İzmir'e tekrar gittik daha bir ay geçmeden. Evet. Biz de her hafta sonu evet. Almanya'dayız, Avusturya'dayız. Evet, ee, müthiş şeydeyiz yani. Ve Devam. E, seyirciyi görüyoruz. Seyircinin yani birçok oyunun sold out olduğunu görüyorum. Çok iyi bir şey. Sadece bizim evet, oyunun değil. Ve bundan büyük bir memnuniyet tabii, duyuyorum. Tabi. Ee, yükseliyor. Tabii ki bir yandan müzik ve tiyatro çekişmesini de görüyorum. Özellikle organizatörler için, yapımcılar için. Tabii ki tiyatrocular sen şimdi iki tarafta da olduğun için benden iyi biliyorsun. Tiyatrocular müzisyenlere göre daha mütevazı. Evet. Yani e, tiyatrocuların çok önemli oyuncular çok önemli oyuncular şimdi da isim vererek ya da rakam söyleyerek yapmayacağım. Ama e, önemli bir oyuncunun e, bir oyun yövmiyesi turneye gittiği zaman herhangi bir müzik grubundaki klavyeci, gitarist e, davulcu ee, bas gitarist kadar. Onlar kadar. Önemli Doğru. bir oyuncunun yevmiyesi. Dolayısıyla bütün tiyatro oluşumunu düşün. Bir de bir orkestrayı ve ana solistini düşün. Hangisinin bütçesi daha düşük? Tabii ki e, tiyatro, tiyatro, sen de biliyorsun, tiyatro çok para kazanılan bir yer para değil, ama... değil ama tabii ki orada fedakar. Şimdi ne oldu? Dolayısıyla organizatörler için tiyatro eee turupları, grupları çok daha ehven bir hale geldi Müzisyenlere göre. Müzisyenler bu arada e, girdiler, piyasayı kızıştırdılar. <laughs> değil mi? Evet. Kendi aralarında rekabet var. O ne kadar oluyor, bu ne kadar oluyor? Tiyatrocular buna pek bakmaz. Yani falanca şu kadar mı, bu kadar mı? Çünkü oyuncular bir başkasının yüksek para almasına sevinirler. Hı hı. Karşılaştırmazlar. Tiyatrodan söz ediyorum ha, diziden, sinemadan değil. Televizyonu Dolay ayrı bir yere Televizyon lazım. ayrı bir şey zaten. Ve dolayısıyla Burada daha mütevazı e, gruplarla daha büyük işler yapılacağı ortaya çıktı. Kesinlikle öyle Ve şimdi biraz tiyatro galiba müziği zorluyor o açıdan. Zorlasın ne güzel olur. Ne güzel olur. Yani e, biraz da e, yani ben şimdi kötü bir şey söylemek istemem ama e, burunlarından kılı aldırmayan müzisyen şarkıcı arkadaşlar da biraz şey yapmalılar. Evet. Yani bu durumdan bir bir şey çıkartmalılar diye düşünüyorum. Evet. Yani hiç kimse e, hak etmediği parayı kazanmaya kalkmasın. Evet. Bu çok kötü bir şey olur. Zaten bunun devamı gelmez. Ha, hani doğru. bir sövüşlersin, iki sövüşlersin, hmm. üç işte üç e, bir tane organizatörün batmasına sebep olursun. Hmm. Gelen seyircinin mutsuz olmasına sebep olursun. Hmm. Eninde sonunda gidersin. Hmm. Ama bunun ne onlara yaşatmaya hakkın var, ne hmm. seyircilere, ne de organizatörlere yaşatmaya hakkın var, ne de arkadan gelen hmm. insanlara olumsuz şartlar bırakmaya hmm. hakkın var. Hmm. Dolayısıyla herkes aslında biraz daha şartlara göre veya yani tabii kimse şey yapsın demiyorum canım. E, hani, kim işte o kadar para istemesin falan demiyorum. Eğer o parayı kazandırabiliyorsa istesin. Sonuna kadar istesin zaten canım. Yani çocuklarla beraber e, konsere gidiyor musun ya da turneye çıkıyor musun? E, turneye henüz çıkmadık tabii ama e, tabii benim hemen hemen bütün gösterilerimi izlediler. Yani hem oyunlarımı hem Güldür Güldür hem de konserlerimi izlediler. Mesela hmm. Mesela deminki konserde varlardı. Ha. Şimdi bu pazartesi günkü konserde de olacaklar. Harikulade. Peki. Aa, mükemmel mükemmel. Her şeyi yayınladık galiba değil mi? Çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Müthişsin. Ee, hemen e, seyircimize hatırlatmak istiyorum. Aa eski ay ciddi onu unutuyordum az kalsın. Allah koruyarım. Görelim. İbreti var. Tabii ki büyük ustayı da anıyoruz. Erol Günaydın abimiz. Ne kadar güzeldi o klipte, Ne kadar müthiş. Ama kliplerin hepsi çok güzel. Sen iyi yönetmenlerle çalıştın. İyi yönetmenlerle bütün, çalıştım. Mutlaka yani. bütün kliplerinde teatral bir taraf var. Bir bir oy bir, bir tiyatro, bir acting olayı, bir performans olayı var hepsinde. Görelim. Sen olmasan da sensiz olmuyor. Bu kadar mı? E bu kadar mı? Acımasız oldun sen. Namusunu ama unutma, yalnız yer, yalnız Sen Sanki gönlüm boş yere yanmış Külleri savrulmuş Ya arka arkaya gördüğümüz zaman çok acayip müthiş bir arşiv olduğunu görüyorum. Senin böyle bir gazinoculuk e, deneyimin de oldu. Evet. Geçen yaz. Hmm. Geçen yaz evveli yaz. Evvelki yaz. Evveli yaz. Ne evet. oldu orada? Çok güzel oldu. Aslında şöyle. Programların çok iyi gitti senin. Çok, çok evet. güzel gitti. Orada e, aslında benim adım yani şöyle ki e, benim orada biliyorsun otelim vardı. Bir de e, restoranım vardı. Hmm. E, o restoranla e, şeyin adını kullanarak gazino yapıldı. Daha doğrusu şeyi ben yaptım. bütün içeriğini içeriğini ben hmm. hazırladım ama bir ortaklığım yoktu. Hmm. Ee, tek başıma baş... mıydı? Hayır, başkaları koy yaptı. Ha, ha, ha. Ben sadece ha, o, gazino konseptini yoktu, ha. ben kurdum. Eski ha. gazinolardaki gibi okay. böyle T şey yaptım. E, sahne yaptım böyle seyircinin arasına kadar gidebileceği Çok insan şey şarkıcının. Çünkü hmm. seyirciler işte şurada oturan mesela o kadar yaklaşamıyor ama buraya hmm. bir tane Uzun bir podyum yaparsan buraya kadar geliyor. Buradaki adam da onu yakından evet. görmüş oluyor. Zeki Müren sahnesi bir diğer Aynen ismi. öyle. Evet. Aynen öyle. Çok değerli arkadaşlarım çıktı. Bir, bir, o çok güzel geçti ama orada o işleri döndüren arkadaşlar biraz birbirlerine girdiler sonradan. Ne öyle oluyor. Ee, yani o işler biraz zor işler. Mesela ben benim pavyonda tek patronum. Aç en isimim. Ortam yok. E, arkadan bir finansım yok. Çok e, iyi yapıyorsun. İşletme sermayem yok. Çok iyi. Tek Başında vallahi. durduğun süreci olur. Evet. Ee, onun haricinde benim anladığım işler değil yani. Dolayısıyla hmm. da zaten otelimi de bir arkadaşıma devrettim. Hmm. Ondan sonra başına durmuyorsun. Orada sadece arkadaşların gelsin, yesin, içsin diye ...yaptığın bir şey. Bir bakıyorsun birbiri de sonra seni çok zarara sokmaya başlıyor. Evet. Ee, onun için de tamam arkadaşlarımı kadar seni yedirdim yeter dedim. Sana burada da bir konser yapalım. Ne zaman istersen. Vallahi çok sorun. Ne zaman olur. istersen Okan ben seninle her yola girerim biliyorsun. Ama yıllar içerisinde tabii ki saçının önünde bazı düşmeler görüyorum. Yani ilk defa bir konu bak bu kadar bu kadar kadın geliyor değil mi? İlk defa bir adam yani programın başına böyle saçımın önü düştü galiba. Spreyimi git aman dur marka görünmesin. Şuradan ne yapıyorsun? Önü tutuyorsun. Pudra, pudralar her şey yapmasın. Aa, aman uğraşmasın. her şey var suratında. Aman. Dur bak, ya, ya bunun içine bir şey çıkmayacak değil mi bu? Ya, hani, aman ne, ne olabilir? Ben... Öyle bir şey yok canım. Sıkıyoruz ya. işte. Aman ön tarafa. Bunu tamam, alıyorsun. Tamam, değil. Onu. Ledi. Aman sert çok sert olmuş canım. Sen de kullandığın zamanlardan biliyorsun. çok sıcak olacak. Evet. Yani ama nasıl oldu? Ne güzel oldu böyle saçın saçının banan saçı gibi. Hakikaten güzel oldu. Güzel oldu vallahi işte öyle. Peki şimdi kaçıncı yılını kutlayacaksın? 20. sanat yılın. Yani şey olarak 20. aslında albüm çıkarttıktan sonrası 20. aslında daha fazla. Yani ilk Evet, daha fazla olması lazım. Daha fazla lazım. zaten 30. 30 mu oldu? Nasıl 30 olur ya? Ben ya? Daha benim 30 olmadı. Yok, 89 yılında evet. 89 yılında zaman? gitar çalıp şarkı söylemeye başladım. Hı hı. E, 91 yılında da Dorman Tiyatrosu'nda Ha. Pardon, Dorman, 92'de Dorman Tiyatrosu'nda hmm. e, o ilk oyuna çıktım. Daha çıktım. Haldun Dorman 30. yılını kutlamadı değil mi? <laughs> e, biraz da bir şey. Şimdi e, 20. sanat yılını da böyle çok havalı bir şekilde e, kutlayacaksın. Senfoni orkestrası. Sinema ve... senfoni. Sinema senfoni orkestrası. <laughs> ne demek o? Sinema Özel da... bir senfoni orkestrası. Yani yine... E orkestrasından tabii bir sürü yerden birleşmiş arkadaşlar Sinema Senfoni Orkestrası diye bir orkestra kurmuşlar. Ben Şef onlarla Özgür da, Sevinç. Evet. Ben daha önce onlarla iş sanatta bir konser yapmıştım. Evet onu birazdan göstereceğiz onun ee, e, videosunu. E, bu da bu 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 konserde onlarla yapmak istedim çünkü çok keyifli oluyor onlarla çalıp söylendiği zaman. Ve bu gecene de Olgun Şimşek Sıla, Levent Yüksel gibi isimler konuk olarak evet. E, gelecekler. Evet. Efekiştalıı e, aynı zamanda operanın hmm. en önemli tenorlarından bir tanesi hmm. benim sınıf arkadaşımdır o da. E, aynı zamanda e, Selami abi tabii Selami Şahin. Aa! Evet. Selami abi de mi var? O da. Var. Vay, çok heyecanlıyım. Peki bunu kutluyorsun da biz buna nereden bilet buluyoruz? Biletix'ten. Biletix'ten. Hmm. 16 Aralık evet. e, Tim'de. Kurplanır. Timde yapacağız evet timde plan. yapacağız 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 9 gibi falan başlarız herhalde. Güldür Güldür nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor ve sen tabii ki hepsini bir arada yapıyorsun ama oyunculuğunun yanında Güldür Güldür kadrosu gibi zor bir kadroda zor. sürekli oyuncu değiştiren bir kadroda vallahi böyle bir demirbaş olarak duruyorsun orada <laughs> tebrik ederim seni. Ya yani şöyle oldu... E... Sağ olsunlar çok yardım ettiler. Orası başka bir mecra. Yani bir tiyatrocu olman gerekmiyor. Orada aslında sadece yani bir tiyatrocu olman yetmiyor daha doğrusu. Bir şov ortamı çünkü. Ee, çok kısa zamanda inanılmaz işler beceriyorlar. Üç gün gibi bir zamanda. Hı hı. iki gün e, prova yapıp üçüncü gün çekim yapılıyor. Hı hı. E, e, ve ağır bir iş yani. Hı hı. E, dolayısıyla orada biraz destek almak gerekiyordu. Daha girer girmez oraya adapte olabilmek için. Sağ olsun oradaki arkadaşlarım zaten yarısı... Tanıdığım arkadaşlar, yarısı hayran olduğum oyuncu arkadaşlar. Kim onlar hayran olduğun arkadaşlar? Vallahi hepsini çok severek seyrediyorum. Can Yaman ya. var mı orada? O oynuyor mu? Kim? Can Yaman. Yok canım öyle birisi. Öyle birisi yok. Peki. Peki. Şimdi elimde Instagram'a koyduğun bazı resimlerin var. Bu konuda çok başarısızsın. Instagram konusunda o kadar başarısız. Mesela hiçbir anlam ifade etmeyen şöyle bir fotoğrafım Peki. var. Bu sen misin? Evet savaşa girmeden az önce. Kendini uzun sürede tanıdı gördüğünüz gibi. Evet. Yok Peki, yok tanıdım canım. Bu çocuklarla oynarken herhalde. Çocuklarla az sonra savaşa gireceğiz. Bana kafa tuttular çünkü şey hmm. yaptılar meydan okudular. Hmm. Bu da e, yine e, güzel bir fotoğrafın ondan sonra vallahi Adeleler değil mi? Çok acayip değil mi? Ha? Vallahi Oraya... fena çıkmamış ama bunu da çocuklardan biri çekti. Ya bu adalelerde bir acayiplik yok mu? Bir ekletme bir şey yaptırıyor Ek musun? Ekletme mi? Ekletme falan değil mi? Orada hani bazen mesela o kalçalar… O ne bu Allah aşkına? Ya kalçalarından alıyorlar, şuralarına şey yapıyorlar, <laughs> buralara koydun. <laughs> Şimdi o zaman da suratın üstüne mi oturuyorsun? Anlamadım kalçalarından alıp yüzüne. <laughs> 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 değil mi? Yumuşacık olur? Nereden alıyorlar? Orada bir yağ alıyorlar da oraya sıktırıyorlar. Kalçadan mı alıyorlar? Söyleyin, <laughs> söyleyin söyle hadi. Hayır, neresi alıyorlar? Nereden alıyorlar? Sıktıran var mı? Burasına var mı sıktıran? Yok aranızda görmüyorum öyle estetik falan. Ama bu ya bana biraz ya abartılı geldi buradaki pazular değil mi? Biraz ay şimdi pazula... mesela ben şunu anlamam. Sandalyenin rahat olduğunu nasıl anlıyorsun? Böyle mi yapıyor? Ay ne kadar da rahat sandalye Yok ya öyle değil tabii ki canım. Evet burada da ne güzel bir e, resim değil mi? Ee, ay ay çok, çok şeker papa. Çok şeker. Konuşuyordu biliyor musun? Bak yaşlandıkça duygusallaşıyor gördüğünüz <laughs> gibi. evet Nerede <laughs> o eski seksi marangozdaki değil mi? Burada da ulen yani... Yıllarca bahçe suladım. Şöyle bir fotoğrafım olmadı. Bak sana. Şunun güzelliğine bak. ha Sen değil mi farkında değilmişim gibi çek. Değil mi? Kanka. Öyle, ya öyle öyle değil mi bu? Bu çok ya çok seksi ama ya. Teşekkürler. Ha, Vallahi billahi. Ve en Her güzel fotoğraf var. Var. Ama en güzel fotoğraf bu. Eyvallah. Maşallah. ha Çok tatlı değil mi? Ay. Kaç eşnoldular? Bir tanesi on bir tanesi 8. Ay çok şey. Kuzey 10 yaşında. Öbür fırlamadı 8 yaşında. Bir dakika ama ben ayırt edemiyorum. Hangisi kuzey? Ee, kuzey büyük olan sağdaki gözlüklü o da uzay. Oo çok şekerler maşallah maşallah maşallah. <laughs> Peki şimdi gel şu eski kliplere bir bakalım marangoz değil eski klipler eski kliplere bir bakacağız böylece de o geçmiş günleri anlayacağız. Sen Fata bir var. daha be, bir saniye her He. şeye rağmen. He. Ha. Tamam. Ya, nereye gidiyor ha, bir şey mi getirecek? <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Birisi mi var aşağıda? Ha? Bir şey alacak. Bek. Hadi be! <laughs> Ay! Çok güzel. Alkışlıyoruz. Marangoz çantası. Mükemmel. 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 Vay! Harbiden şuna gelsene. Bak, bak, bak. Bak, çok acayip. Vay! Mükemmel. malzemeler var. Vay vay vay. Artık aletim, edevatım, yarınca Tamam. Mükemmel. Bu gece Can Yaman efsanesini yıkacağız. Ama o zaman dur, şöyle yapalım. E, marangoz klip arkası kolajıyla gelelim. Çünkü yıllardır o kadar çok yaptık ki. Evet, yani eski klipler değil, marangoz klip arkası kolajı. Görelim. <laughs> Kapıdan bir çıkışı var. Arzu. Hey, hey, hey. Abicim mahallenin sapığı gibi çıkıyorsun oradan. <laughs> Uyanmış. Tamam, Dur bak. bak. Bak en sevdiğim şey çünkü bunlar üst üste birikiyorlar böyle. Her tarafta birer kelebek diyoruz biz bunlara değil mi? Mesela burada bir tane oluyor sonra bir tane kutu, bir kutu daha, bir kutu daha. Çünkü yıllar içerisinde bunları biriktirip bu gece temiz bir sayfa açacağız. Yaşasın.